Fahriye Hatun. Manisa'ya gidince yeri boş kaldı malum. Enderun'da olduğu gibi haremde de devamlılık esastır hünkârım, öyle değil mi? Senin aklında biri vardır elbet. Melek hünkârım. Epeydir benimle birlikte. Bugüne dek hiçbir şikayetim olmadı. Tek bir yanlışını bile görmedim. Tecrübeli, zeki, saray adabına hakim. İtimadım tam. Baş hazinedarlık gibi ağır bir yükün altından pekala kalkabilir. Dediğim gibi hünkârım, meleği baş hazineder tayin ederseniz pişman olmazsınız. Ortalıkta onun kadar tecrübeli başka biri de yok zaten. Hünkârım, Sümbül Ağa geldiler. Gelsin. Gelsin. Hünkârım. Bir şey mi oldu? Hünkârım, beni Hürrem Sultanımız gönderdiler. Kendileri Harem-i Humayun'un baş hazinedarını seçtiler. Tabii eğer siz de münasip görürseniz. Seçti demek. Kimi münasip görmüş? Hünkârım, Sultanımız bu vazifeye Gülfem Hatun'u tayin etmek istediler. Ferhat Ağa, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye gidecek, elden teslim edersin. Emredersiniz. Merakımı mazur görün. Sizi huzursuz eden bir mesele mi var? Ahaliyi bir kahve sevdasıdır Serdar. Payitahtın dört bir yanında kahvehaneler açılıyor. Tabii seveni var, sevmeyeni var. Ben de bu meseleyi Ebu Suud Efendi'ye sual etmek istedim. Nicedir bize de şikayetler geliyor. Ahali işi gücü bırakmış, kahvehanelerden çıkmaz olmuşlar. Gel. Gel. Rüstem Paşa, neden vakitlice gelmezsin? Bağışlayın hünkârım, gelemedim. Zira Miramar Sultanımız rahatsızlandı. Hasta. Hasta mı? Konuşsana bir adam. Nesi var kızımın? Göğsünde ve sırtında yaralar çıktı hünkârım. Hekim hatunlar muayene ettiler lakin kati bir şey söylemiyorlar. Akşam gayet iyiydim. Sabah uyandım bu haldeyim. Hünkârım ne olur çıkın. Validem sizde. Hastalık sağrı olabilir. Hekim kadınlar merhem hazırlıyor. Mutlaka bir çaresi vardır bu illetin. Hekim başı dışarıda. Alın içeri. Hünkârım. Hekim başı derhal muayene et. Neymiş bu illet öğrenelim. Öğrenelim ki devası neyse bulalım. Emredersiniz hünkârım. Biz çıkalım. Hayırlı haberlerini bekliyorum. Hünkârım, müsaadenizle ben sultanımızın yanında olayım. Gel. Hünkârım. Nedir vaziyet hekimbaşı, anlat. Sultanımızı muayene ettim. Hekim kadınlarla da istişare ettik. Müsbet bir netice alamadık. Kati bir şey söylemek için çok erken. Mühim bir şey değildir inşallah. İnşallah. Bazı vakitler aşırı endişe veya üzüntüden deri böyle döker hünkârım. Hususi bir merhem hazırlanıyor. Onu tatbik edip bekleyeceğiz. Hünkârım. Vaktiyle elimize esir düşmüş İspanyol bir hekim var, adı Pedro. Rahmetli Sinan Paşa hususi hekimi yapmıştı kendisine. Metini duyunca ben hizmetimi aldım. Arzu ederseniz bir de o baksın. Lüzum yok. Saray-ı Hümayun'un hekimleri elbet bir çare bulacaklardır. Paşa Hazretleri,
Bu hayli mahir bir hekimdir. Öldü denen birçok kişiyi ayağa kaldırdığına bizzat şahit oldum. Lüzum yok Mehmet Paşa. Denemekten bir zarar gelmez Rüstem. Madem işin ehli, gelsin muayene etsin kızım. Ne diyor hekimler? Hepsi ayrı şeyler söylüyorlar hünkârım. Kesin bir teşhis koyamadılar. Mehmet Paşa'nın bahsettiği hekim adı neydi? Pedro diyorlar. Pedro muayene etti mi? Etti hünkârım. Ancak o da diğer hekimlerin söylediklerini söyledi.